yaşındaki Antepli Helin Beder'i arayacağız. Peki sen gitmişsin sözüm ona. Hayır canım, niye gideyim ben? Tam ümit bekleyeceğim ben. Öyleymiş çünkü görümcen öyle söylüyor. Demişsin ki benim kızım bir yerde Bodrum'da tutuluyor. Hayır canım. Ama parka Aygül'le gittim. Hala Aygül'le beraber. Parka gittim, parka gördük dediler ya. Evet. Parka gördük deyince acaba dedim buralarda bir yerde mi dedim. Öyle söyledim yani. Bodrum'da olur mu ya? Aygül Hanım gelir misin lütfen? Helin'in annesi, halası Aygül. İnşallah ben en kısa zamanda Helin'i bulacağım. Sana söz veriyorum. Anne inkar etmezse. Anne nereden biliyor Aygül? Gel o kaşını. Nereden biliyor Aygül? Ben mi gittim kızımı kilitledim Bodrum'a? İnkar etmedin dedik. Tamam ben mi yaptım yani? Hayır yaptın demiyorum. Ben sana yaptım diye bir şey demedim. Bana hakaret yapamazsınız siz. Ben bu yaptım dedin mi? Ben bu çocuğumu büyütmüşüm. Tamam ben mı? Ben inkar etmiyoruz biz seni tamam zaten. Mı? Onu inkar ediyor muyuz? Büyütmüşüm, yok. Etmişim. Anneyi suçlayamazsınız. Ya biz anneyi suçluyor tamam, muyuz? Sen niye suçlayamazsınız anneyi? Bu kadar kendi kendini parçalıyorsun. Parçalamak değil. Tamam annem beraber dinledik mi dinlemedik mi? Biz o Bodrum katı. Geçip kendini yani. Kızımın dedi Allah sesini Allah. Duyarım dedi. Ha. O yüzden dinledik. Neden Bodrum katına baktın bir tanem? Yani oralara alt katlara falan baktık yani. Evet. Bodrum değil alt katlara. Helin'in hiç arkadaşı yok muydu? Sokaktan mı yani? Hayır. Sosyal medyadan kendisinden büyük erkeklerle görüşüyormuş. Ya benim elimden telefonu alırdı. Benim okuma yazmam yoktur dedi. Ben görmedim yardı, yani. Akın'ı yardı. Ona bakar akın yerlemiş. Yengemin de haberi var. Ben şüphelenmedim ki kızımdan. Ya senin oğlun Akın demiş ya askere gitmeden önce. Tamam ben dedim. Söyledim çocuk... kızıma yani birinden konuşuyor musun? Birinden yok anne. Ya biriyle konuşuyor musun değil. Çocuk sana demiş ki benim kardeşim kendisinden büyük erkeklerle yazışıyor. Ben de kızıma sordum. Biriyle konuşuyor musun demek değil. Daha 15 yaşında bir çocuk o şekilde yazışıyorsa biri de kandırır götürür. Yani gerçekten. Ben de kızıma İsa sordum. Dediler, İsa'nın evine de gittim. Ha, ben kızıma söyledim yani. Yok anne dedi. Aygülcüm hiç evlendirmek istedi mi? Yengem mi? Hı hı çok kızı. Yok ben duymadım aslında. Hayır. Ha, hiç evlendirme niyet ettin mi? Hayır canım. Görüştürdü hayır. mü? Hayır ha? Hayır öyle bir şey yok. Bir görüntü gelsin bir ekranlara. Ablam benim, babam iki evliydi. Ablamın oğlu evlendiğinde o düğündeki görüntü. Ne zaman, yani, ne kadar süre önce bu görüntü çekildi? Yazdı yani. Kıza bir kına gecesi falan yapmadınız değil mi? Hayır canım, elbisesi duruyor evde. Dedim kızım bu kadar makyaj yapma annem dedim. Anne olsun dedi, bir seferlik böyle olsun. Anlatmadığım bir şey olabilir mi acaba diye? Hayır, ben zaten bilsem sana söylerim. Neden sana söylemeyeyim ya? Neden buraya çıkayım? Şimdi bak senin çocuklarının çıkmayacaktın babası... Çıkmayacaktın ki zaten Akın çıktı niye çıkmayayım? Ben söyledim niye, sana niye ben. Çıkmayayım? Bak, niye çıkmayayım yani? Dedim. Sizin de demenizden mi çıktım Allah ben buraya? Allah. Evladımı aramak Allah. İçin ben niye çağırdın o zaman parkaya gidek diye? Ha? Parkaya evladımı niye aramak dedin? İçin sizin havanızdan mı geldim buraya? Dayısının annesi tarafından bu çocuklar o yüzden kaçıyor evde. Neden ben kaçıyor? Kızımı bulacağım bir şekilde neden bulacağım. Neden kaçıyor? Ben kızımı bulacağım. İşler. Buna da size söz veriyorum Didem Hanım. Kızım da geldiğinde her şey ortaya çıkacak. Çıksın ben o zaman buradayım. Kim suçlu, kim benim, şey ben, o zaman ben, her ben şey belli olacaklar. Ben buradayım. Pek yakında. Çık çık yayından hiç çık. Hiç fark etmez. Niye çıksın canım babasıyla konuşacağım. Çık baba değilsin sen. Allah Allah olur mu öyle şey? Çıkacak bir insan varsa. Çıkacak tamam bir insan varsa. Sen baba sen değilsin. Çıkıyorsun. Sen baba. Sizinle. Sen baba olsan bize sahip senin... çıkardın. Sen kızınla Didem Hanım, görüşebiliyor Didem muydun? Hanım, ben... Hayır Didem Hanım her defasında bende kaçırdılar şikayet ettiler karakollara. Senin eşin dedi ki kızımın başına her an her şey gelmiş olabilir. Yani işte biraz da dik başlıdır öldürülmüş olabilir dedi Allah korusun. Oraya gelip de ilk günde girir girmez yayına kızım ölmüş de olabilir diyen bir insan annelik yapamaz. Yuva sen, sahibi de olamaz. Sen de babalık yapardın ben annelik yapamadımsa. Elin bulunduğunda senin ister benim ister. O ben ister. Sen hiçbir zaman mi? Sen istemedin. Çünkü benim göndermedin. Kızım. Evet doğru. Çünkü neden biliyor musun? Ha. Çocuklarım bende soğuttuğum için baba olarak bilmiyor ki çocuk beni. Sen de gelen beni tanımıyor bile ki çocuk diyeydin. Daha yüzümü görmedi. Ben ister benim kızım. Ne benim çocuğum başına ne geldiyse dayıları ve kendisidir. Ben ne? Yine diyorum yine ne, diyorum. Ne yaptın? Benim çocuğum evde kaçtıysa. Çocuğuma baktım. Benim çocuğum verdim. Evde kaçtıysa. Benim çocuğumun bir dediğini ben hiç etmem. Sen de çocuğunun kızının 15 yaşındaki kızının can güvenliğinden endişe ediyor musun? Evet evet. Bile bile ablamları ölüme ittin. Bu kime güveniyor, neye güveniyor? Kaza bile olsa bunun bedelini ödemen lazım.
ilk kez izleyeceksiniz. Özlem ablam sağken Hasan bana bir gece, yarın öbür gün ola ki ablan, çocuklar bir kazada ölür benim yanımda. Olay gecesinden inanılmaz görüntüler. Özlem ve 5 çocuğu sudayken Hasan'ın akrabaları öyle bir şey dedi ki. Hasan'ın akrabaları bağırıyordu. Hasan o sözlere ne diyecek? Suçlu olduğu için kaçıyor. Gerçekler burada gün yüzüne çıkıyordu. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Sen onu evlatlık verildiğini bilmiyordun. Kesinlikle bilmiyordum. Seni istemediler yani. İstemediler. Sevgili Antepli İsmail, İsmail 2024 sana uğurlu geldi. Evet. Değil mi? Çok güzel yani. İnşallah. Seni 24 yıldır büyüten aile şahane bir aile. Sonrasında ama 6 ay önce de evlatlık olduğunu öğrenince sevgili İsmail, hayat arkadaşı Sema Gül'le birlikte burada. Önce babası Kadir'i bulduk getirdik. Arkasından da annen sevgili Derya ile kavuştun. Onu affettin mi? Annene? Tabii. Aynen affettim abla. Affettin. Çünkü o an kendisi de zor durumda kaldığı için veriyor. Yoksa hiçbir anne evladından ayrılmak istemez yani. Peki hafta sonu nasıl geçti? Gezdik, biraz muhabbet ettik. Derya, oğlunu güzel büyütmüşler değil mi? Allah razı olsun, büyütmüşler vallahi. Gelinin de olacak Sema Gül'de. O da aynısı. Evet. O benim gelinim de kızım. Kızın, ooo güzel, çok iyi. Leyla annem burada. Seni büyüten anne, doğuran anne yan yana. Tatlım ya. Ağzından etme. Karıbım oğlum sen ablası ağzından etme. Annesi de burada. Gel onu doğuran anne diyelim. Hoş geldin ağzımıza canım benim. Senden de, senden de. Kader kısmet diyelim. Çok sevgili büyümüş İsmail. Aynen abla. Elbette. Gene sevgili, gene kıymetli yanımda. Bir dediğimi ketmediler. Her şeyimi fazlasıyla aldılar. Her zaman başımın tacı. Sen de benim başımın tacısın oğlum. Ben saldım oğlum, git bul dedim. Annen öldüyse kapım bile... Kapım açık kendine. Babam her zaman derdi, var, annen her öldü zaman. Derdi ya abla. Ha. Annem her zaman dedi ki, öldüyse bile git mezarını bul. Mezarını bul oğlum, hiç kimsesi bul, yok mu? Teyzelerini bul, kardeşin varsa aynen. Kardeşlerini bul dedi. Babası oğluma çok çekti, az ona kızdım. O da özür diledi, geri onu da affetti. Hmm, evet Kadir. Evet. Nasıl çektirdi, şey yapmadı mı? Gelmedi. Evet, 6 ay önce biraz oyaladı ya. Karşına çıkacağım, karşına çıkacağım. Her gün gözyaşıyla yattı benim oğlum. Evet, o her gün bu ağlıyor ağladı, muydu? Ben de ağladım. Ağlıyor muydu? 6 aydırlı. Annem gelin komşusu bir hafta telefon etti. Leyla gel, bu çocuk senin kısmetin. Köydeydim onda daha. Senin çocuğun kaç yıldır olmuyordu? 18 sonra İsmail aldım ben. Sen ilk senin kucağından çocuğu alıp kopardıklarını sen ne hissettin Derya? Bir hafta boyu eve giremedim, içeri giremedim. Kimliğinde aldığım saate kadar yazılı. Geceli gündüz eve giremedim. Bak o kucağından alınca bir hafta eve giremiyor. Ondan sonra işte hemen gittik. Sen de kucağına alınca? Evet, ben sevindim. İçin ısındı mı, sevdin mi hemen? O da nasıl? Allah. Hemen söyleme, banyo yaptırdık. Üstünü değiştirdik, özele götürdük. Çocuğun fıdığı çıktı. Hemen bu alınacak dedi. Benim ailem çocuk ağladığı zaman kucağına almazlardı. Hiç kucağına alıp da sevmezlerdi. Ben babamın yanında sevemezdim. Ay İsmail ya. Ama yalnız olduğum zaman severdim. Gizli gizli seviyordu. Evet. Bu çocuğa ne kadar eziyet olmuş hemen dedi. Bunun fıdığı alınacak ama dedi, az uzun sürer dedi. Olsun hocam dedik, biz kurtur. Eziyet mi görmüş dedi doktor? Çok bağırmış, yani hemen alınacak dedi, acilmiş. Aman değil mi ya, sinek sesi gibi sesi çıkıyordu. O kadar bağırmaktan sesi kısılmıştı. Evet. Bir yaşındaki çocuk o kadar bağırıyor muydu ya? Orada ağladırdık işte, bir gece kaldı işte. Ama demek ki annesini kucağından aldılar ya. O da annesini istiyor çocuk tabii ki. Benden alacaklar hep diye. Dedim. Korktun kaç sene mu? Evvel dedim. Korktun mu? Yok korkmadım. Kaç sene evvel dedim, kardeşlerim dedi çocuğun dünyasını yıkma bacım. O senin çocuğu. Ha, sen söylemek istedin. Evet. Ben dedim. Dayıları dedi hep. Bacım çocuğun dünyasını yıkma, bir gün olur dedik, hele çocuğu olsun, hele evlensin. Sen niye söylemek istedin peki? Ben de hep işte dedim, elden duymasın, benden duysun, yıkılmasın. Bence en güzel şeyi söylemişsin. Bu hiç evlatlık olduğunu hissetmemişsiniz yani. Nasıl hissetmemişsiniz? Ben onu, benim her şeyim. Bu benim canım, ciğerim. İstedemem. Ben istedemem. Çıksın anasına da sahip çıksın, babası da gelsin geçsin, anası da gelsin. Tüm sülalesi gelsin geçsin, başımda yeri var. Ama vermem diyorsun.
Ölene kadar ben onun süpürgesiyim. Ay estağfurullah. Ben çok sevindim sülalesinin bulunduğuna. Annesine daha çok sevindim. Annesine çok benziyor değil mi? Evet. Benzesin kime benzerse benzesin. O benim. Ay öyle deyince sen annesini çok... Seni üzmüyorum değil mi? Yok vallahi de hiç üzülmeyeyim, sevineyim. Ben seni hiç üzmek istemiyorum yok. Ya. Yok üzülmem, niye üzüleyim? Çok tatlı birisin çünkü sen ya. Üzülmem. O benim canım ciğerim. Her şeyim o benim. Yani dünyam kusura benim. Bakma da. Bence asıl annesi o yani. Yani. Değil mi? Bence de. Yok gene de ezmeyin yazık. Ezmeyin yazık diyor. Ay, sen kıyamam çok... vallahi kıyamam. Babam da burada. Seni büyüten. İsmail hiç böyle yani şimdi tip olarak da benzemiyorsun. Hiç şüphelendiğin anlar oldu mu? Yok abla. Kardeşinin birine çok benziyor dayısının. Dayım var. Ha öyle mi? Ha birine benziyorsun. Hep kendi bir tane güzel dayıma benziyor. Hepsi de güzel. Ben annem babamın olduğunu bile, kim olduğunu bile bilmiyorum. Ama şu anda biliyorum. Sayenizde abla. Çıktın. Söyledin ha, ne güzel oldu. Bundan sonra da artık işte. İkinizin nikahını yapmak kaldı geriye. O tamam mı? İnşallah onu yapacağız.